Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Ala Resulina Muhammedin salavat. Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala ali seyyidina Muhammed. Evet arkadaşlar, hoş geldiniz. Bizler İstanbul Teneffüs Vakti İlim ve Kültür Derneği. Gençler Konağı gibi İhsan Nur vasıtasıyla, vesilesiyle imam ve Kur'an hizmeti yapmaya çalışıyoruz. En son bir 6 ay önce gelmiştik. Ondan sonra 6 ayda bir böyle geliyoruz. Gençlerle beraber olmak, hem şevk almak hem de şevk vermek için. Aranızda ilk defa gördüğüm abiler, kardeşler var. Hocam da 3-4 tane genci getirmiş. Adamların nurculuk hayatı başlamadan bitecek. Yani şimdi kardeşlerin izlemiş olduğu yerlerdeki sohbetler gibi ondan sonra sohbet yapamıyorum. Yani kısa ders yapamıyorum. Uyum kurusun. Yani bilenler bilir. Sen söyle, Salih abi de bilir. Böyle bir 45 dakika gözden çıkartın. Ondan sonra böyle bazı tabirler, ağır tabirler geçecek. Alışmaya çalışın. Anladığınızı cebinize koyun. Anlamadığınızın arkasında binlerce gıybeti takıp benim arkamdan sallayabilirsiniz. Hakkım helaldir. Ondan sonra o noktada sıkıntı yok ama her yiğidin bir yoğurt yiyiş şekli vardır. Ondan sonra biz de bir işi böyle öğrendik. Böyle anlatmaya çalışacağız. Anlatacağımız mevzu da namaz. Hepimizin hayatında önem arz eden bir nokta. Okuyacağımız yerde Sözler adlı kitaptan dördüncü söz. Belki Risale-i Nur'u okuyanların hemen hemen hepsinin ezbere bildiği veyahut da duyanlar bile işte 24 altın deyince hemen aklına gelecek. 24 altından bir altını vermek vesaire vesaire diye. Hani öyle böyle bir şekilde duymuş olduğu bir ders. O dersin içerisinden bazı manaları nazara vermeye çalışacağız. Çünkü namaz hakikati her Müslüman için, her mümin için, her inanan için olmazsa olmaz hükmündeki bir hakikattir. Dolayısıyla namaz kılmayan kişi çok büyük bir günah işler. Şimdi aranızda namaz kılmayanlar varsa, olan geldik adam bize direkt namaz anlatmaya başladı, böyle ilk defa derse geldik böyle adam vuruyor falan demeyin. Hani hiç okşayacak halimiz yok. Yani Kur'an-ı Kerim'de yüze yakın yerde Cenab-ı Hakk'ın emridir namaz. Ricası değildir. Yani kılar mısınız? Rica etsem kılar mısınız? Arada kılsanız iyi olur. Ondan sonra vaktiniz varsa arada kılarsınız demiyor. Yüze yakın ayette Cenab-ı Hakk'ın emridir namaz. Bize elimizden geldiği kadar o emri riayet etmeye çalışıyoruz. Etmeyenler varsa günah işliyordur. Namaz kılmayan kafir olmaz ama büyük günahkar olur. Yani namaz kılmayan insan kafir olmaz ama büyük günah işlemiş olur. Çünkü yüze yakın bir emri yerine getirmeyen büyük bir günahın altına girmiş olur. Peki namazı kılanlar da maalesef bizde ikinci nokta şu. Kılanlar da bizler mesela namaz kılıyoruz. Mesut abi de namaz kılıyor. Mustafa abi de namaz kılıyor ama namazımızda şey sıkıntımız var. Şevk sıkıntımız. Yani namazdan şevk alamıyoruz. Yani namazdan böyle hani keyif alamıyoruz. Yani ben mesela alamıyorum. Hani almam gerektiği kadar alıyorum. Aldığım zamanlar olmuştur. Ara ara tahdis-i nimet olarak söylerim ama böyle hani bir sahabelerin gibi, işte bir ehlullahın gibi, gecede bir rekat namaz kılan zatlar gibi namazdan keyif alıyormuşuz dersen yok. Mesela şimdi yatsı namazı okundu. Namaz kılanların hepsi abi namazdan sonra başlasak falan filan işte namazı kılalım falan. Neden? Aradan çıksın. Zor şimdi. Eve gideceksin saat 10.30 11. Ondan sonra tam yatacaksın ki yatsı namazı gibi bir hakikat önünde duruyor. Kılsan uykun kaçacak, abdest alacaksın. Kılmasan olmuyor. Vicdan diyor ki Hazreti Vicdan kılman lazım. Arada kalıyorsun. Bunun önüne nasıl geçmemiz lazım? Yani nasıl namazı ben şevkle kılacağım onu anlatmaya çalışacağız. Dersin sonlarına doğru girebilirsek yaklaşık 16 sayfa bu. Ama ona içeride onu denemiyoruz. Dedim ben bu dersi nasıl kısaltacağım? Ya nereden kesin bilmiyorum ama keseceğiz, bir yerden kesmemiz lazım. Çünkü 16 sayfa bu da verirsek ondan sonra bir daha bu da cemaat kalmaz. Sinek alırsınız bu Mustafa. Ben normalde asıl değilim. Ben 6 ayda bir geliyorum. Bundan sonra teneffüs vaktinden misafirlerimiz var deyince gelmezsiniz. Tamam mı? Normalde bu arkadaşlar var. Osman abi gibi bari saatler ondan sonra böyle. Dersleri fazla uzatmadan böyle sempatik delikanlılar. İşte Mustafa kardeşim gibi pembe gömlekli kardeşlerimiz var. Bunlar modern insanlar. Sizin gençlerin ondan sonra moduna yakışacak insanlar. Beni es geçin. Beni delet yapabilirsiniz. Tamam mı? Ben geldim ve gideceğim Allah'ın izniyle. Şimdi dördüncü söze başlayalım. Evet. Bismillahirrahmanirrahim. Dördüncü söz. Bismillahirrahmanirrahim. Esselati imamud imaduddin. Namaz ne kadar kıymetli ve mühim, hem ne kadar ucuz ve az bir masraf ile kazanılır. Hem namazsız adam ne kadar divane ve zararlı olduğunu 2 kere 2 4 eder derecesinde kat'i anlamak istersen şu temsili hikayeciye bak, gör. Ne anlatacak bize Mustafa abi şimdi? Namazın ne kadar kıymetli olduğunu. En başta ne okudun? Es-salatu imadüddin. Ne demek? Namaz dinin direğidir. Değil mi? Bu bir hadis-i şerif. Hadis-i şerifin ışığında bize namazın hakikatini anlatacak ve namazın ne kadar kıymetli ve mühim ve ne kadar ucuz ve az bir masraf ile kazanıldığını anlatacak. Mesela şimdi dünya işlerine baktığımız zaman değil mi? Kıymetli şeyler ucuz olmaz. Bir şey ucuzsa o kıymetli değildir. Dünyevi şeyler değil mi? Mesela şimdi bir iPhone X'i ondan sonra size 1000 liraya satan bir adam duysanız ne yaparsanız? Ne dersiniz? Çakması bile 1000 lira değil yani.
Bir Huawei bravo. Telefon değil mesela. Tamam mı? Çakması öyle 1000 lira değil. Şimdi 1000 liraya bir iPhone X veriliyorsa bunda bir bit yeniği var. Yani bu ya çalıntıdır ya da adam harbiden de hani dar boğazın da darına düşmüştür değil mi? Elden çıkarmak için uğraşıyor. Çünkü 1000 lira satın var şu an. Yani pahalı cihaz. 6000 lira Türkiye'ye satış fiyatı var yani. Tamam mı? O kadar yüksek fiyata 1000 liraya verilmez yani. He. Şimdi dünyada değerli şeyler pahalı. Doğru mu? Bak şimdi kıyas yapıyoruz. Şimdi diyor ki namaz ne kadar kıymetli ve mühim Ebu Bekir ama ne kadar ucuz ve az bir masraf ile kazanılıyor. Şimdi burada tezat var. Yani bu kadar kıymetli ve mühim olan bir şey bu kadar ucuz masrafla kazanılmaz. Az bir masrafla kazanılmaz. Çok çalışman lazım. Böyle bir ikram veriliyormuş bize. Namazın evet. Hakikati bu. Bir de namaz kılmayan adam ne kadar divane ve zararlı olduğunu anlatacak bize. Hem de öyle bir anlatacak ki 2 kere 2 4 eder derisinde kat'i olarak sen diyeceksin ki ben namaz kılmayarak gerçekten de çok büyük zarar ediyorum. Çok büyük hata ediyorum. Çok büyük yanlış yapıyorum diyeceksin. Bize bir temsil anlatacak. Şimdi buradaki hikayeyi temsili çok önemli. Bu hikaye temsili La Fontaine'den masallar değil. O temsilin içerisinde bazı noktaları biz alacağız. Kendimizi uyarlayacağız. Temsilin içerisinde kendimizi bulacağız. Bakın kendimizi bulduğumuz şey bize önem arz eder. Hep vermiş olduğum bir örnek. Fotoğraf çekiliyorsun. Herkes fotoğrafta kendisini arıyor değil mi? Fotoğrafta sen öyle gözün kapalı çıkmış sen ne diyorsun? Sil. Neden? Ya kapalı çıkmışım. Gözüm kapalı. Sil sil bunu. Şey yap. Ve hatta bakıyorsun ah ben buradayım diyorsun. Ne zaman ki kendini buldun o şey senin için değerlenir. Kur'an da böyledir. Namaz da böyledir. Şimdi bu temsilde de ben aslında iki adamı anlatmayacağım. Ben beni anlatacak bana. Ebu Bekir'i anlatacağız. Bu bendeki iki noktayı nazar almaya çalışıyor. Evet şimdi temsili dikkatli dinleyelim. Hızlı okuyacağız temsili. Sonra hakikatine bağlamaya çalışacağız. Evet. Bir zaman bir büyük hakim İki hizmetkarını her birisine 24 altın verip 2 ay uzaklıkta has ve güzel çiftliğine ikamet etmek için gönderiyor. Ve onlara emreder ki şu para ile yol ve bilet masrafı yapınız. Hem oradaki meskeninize lazım bazı şeyleri mübayağı ediniz. Bir günlük mesafede bir istasyon vardır. Hem araba, hem gemi, hem şimendifer, hem teyyare bulunur. Sermayeye göre binilir. Şimdi bir tane büyük hakim var, padişah. İki tane hizmetkarı var. İki tane hizmetkarına ne yapıyor? 24 tane altın veriyor ve diyor ki 2 ay uzaklıktaki benim güzel bir has ve çiftliğim var. Sizi oraya gönderiyorum. Tamam mı? Bak 2 ay uzaklıktaki güzel has bir çiftliğim var. Sizi oraya gönderiyorum. 24 tane de altın cebinize koyuyorum. Bununla beraber bu parayla diyor bilet ve yol masrafı yapınız. Çünkü yolculuk var. Bir de oradaki meskeninize lazım bazı şeyleri karşılayın. Şimdi çiftliğe gideceksin güzel ama orada yiyecek içecek lazım su lazım vesaire lazım onları karşıla. Gideceğin yerde bir istasyon var bir aylık mesafede. O istasyon içerisinde 4 tane vasıta var. Birisi ne? Şimendifer. Biri gemi. Biri tayyare. Birisi araba. Artık sermayen ne kadar kaldıysa gücün neye yettiyse ona göre bineceksin değil mi? Şimdi biz ne yapıyoruz? İstanbul'a giderken ne yapıyoruz? Hangi bilet ucuz? Sermayeye gelmek lazım. Bu Sines Class'ta İstanbul'a gelen var mı aranızda? Yok. Bize şey olmuyor öyle şey. Ben koltuğuna oturdum. Ama nasıl oturdum? Önler boştu. Tamam mı? Koltuğa oturdum. Bu Sines Class hizmeti almadım ama. Orada ne yapıyorlar? Perdeyi çekiyorlar. Sana gelen garson bile özel kıyafeti var. Böyle bir şey yer misiniz, içer misiniz falan. Portakal suyu sıkıyor falan. Sonra bir diğerlere bakıyorsun. Normal hostes ama o bir geliyor böyle. Yani şey olaraktan, kıyafet olaraktan söylüyorum. Ondan sonra o gerçekten de ondan sonra güzel kıyafetler yapmışlar ama içeri giriyorlar. Portakal suyu vesaire ikram ediyor. Sen özel bir koltuktasın. Normalde otururken böyle oturuyorsun ama bu Sines Class'ta bir oturuyorsun böyle yayılıyorsun yayıl. Çünkü koltuk rahat değil mi? Şimdi sermayeye göre bindin. Ne kadar sermaye ona göre bilet. Şimdi iki hizmetkar ders aldıktan sonra yola çıkıyorlar şimdi. Bakalım. Evet devam et. İki hizmetkar ders aldıktan sonra giderler. Birisi bahtiyar idi ki istasyona kadar bir parça para masraf eder. Fakat o masraf içinde efendisinin hoşuna gidecek öyle güzel ticaret elde eder ki sermayesi birden bine çıkar. İki hizmetkardan bir tanesi ne yapıyor? Bahtiyar, akıllı adam. İstasyona kadar ne yapıyor? Bir parça para masraf ödüyor ama o masraf içerisinde kar yapıyor. Ve efendisinin hoşuna gidecek bir kar yapıyor. Bak bir parça masraf paraydı, kar yaparak parasını değerini arttırıyor. Öteki adam? Öteki hizmetkar bedbaht, serseri olduğundan istasyona kadar 23 altınını sarf eder. Kumara mumara verip zayi eder, bir tek altını kalır. Arkadaşı ona der, yahu şu liranı bir bilete ver. Ta bu uzun yolda yayan ve aç kalmayasın. Hem bizim efendimiz kerimdir. Belki merhamet eder, ettiğin kusuru affeder. Seni de teyyareye bindirirler. Bir günde mahali ikametimize gideriz. Yoksa 2 aylık bir çölde aç, yayan, yalnız gitmeye mecbur olursun. Diğer hizmetkar birazcık saf.
idraki zayıf, akıl melekesi düşük olunca kendisine öyle 24 tane altını 23'ünü alttan girip üstten çıkıyor. Kumara veriyor, ona veriyor, buna veriyor, zayi ediyor. Bir tek altını kalıyor. Öteki arkadaşı diyor ki ona, ya bak senin bir altının kaldı. Bizim efendimiz bize bu altınları boşa vermemişti. Sen bu 23 altını yedin bitirdin. Bir altının kaldı. O bir altını bari bilete ver. 2 aylık mesafede bak sürüneceksin. 2 aylık mesafede yürüyerek gitmek zorunda kalacaksın. 2 aylık mesafe tek başına yürünmez. Ahmak olma, o tek liranı bir bilete ver. O mesafeyi kısalt. Hem emin ol ki Efendimiz bizim kerimdir. Senin o kusurunu affeder. Çünkü sana bu para bir şeye binaen verilmişti. Sen onu yanlış kullandın ama olsun. Bizim Efendimiz kerimdir, onu affeder. Seni de tayyareye bindirirler. Tak diye ondan sonra ne olur? Bir günde mahalle ikametimize gideriz. Dedi ve hikaye bitti. Şimdi bu hikayede iki hizmetkar vardı değil mi? 24 tane altın vardı. Ana umdeleri söylüyorum ondan sonra. Bir tane hakim vardı. Ondan sonra ne vardı? Sen söyle. İstasyon vardı, yolculuk vardı. Şimdi bunların hakikatlarını nefsimizde uygulamaya, bulmaya çalışacağız. Evet, buyur Mustafa abi şimdi. Acaba şu adam inat edip o tek lirasını bir define anahtarı hükmünde olan bir bilete vermeyip muvakkat bir lezzet için sefahate sarf etse gayet akılsız, zararlı, bedbah olduğunu en akılsız adam dahi anlamaz mı? Şimdi Ebu Bekir, 23 altınını sana sormayayım. Ahmet miydi? Ahmet değil mi? Ahmet bak şimdi. 23 altınını dinledin temsili, tamam mı? Adam 23 altını zayi etmiş. Bir altını kalmış. Bu adam o altınını kumara verse, o bir altını da harcasa aptallık etmiş olmaz mı? Değil mi? Enayilik yapmış olmaz mı? Hata yapmış olmaz mı? Böyle bir adam akıllı der misin sen? Demezsin değil mi? Tamam. Bunları şimdi cebimize koyduk. Kullanacağız. Evet. İşte ey namazsız adam ve ey namazdan hoşlanmayan nefsim. Evet. Şimdi hakikate başlıyoruz. Kendimizi görmeye, kendimizi bulmaya. Ne dedi? Bir daha ey dur. Namazsız adam ve ey namazdan hoşlanmayan nefsim. Nefsimiz namazdan hoşlanmıyormuş. Bak nefsimiz namazdan hoşlanmıyormuş. Yani şöyle bir şey beklemeyin. Sabah ezanı okunuyor. Hadi bakalım kalk bismillah namaza. Hadi namazı kılalım. Elhamdülillah sabah namazı da okunuyor. Çok şükür falan deyip böyle hurra bismillahirrahmanirrahim. Aman sabahlar olmasın diye böyle uzun uzun namaz kılmayı falan beklemeyin. Yani elhamdülillah Cenab-ı Hak vaktinde Cenab-ı Hak namazı nasip etmiş bize. 5 vakit namazı. Farzlarda riya olmaz ondan sonra ama ve her sabah namazında bir insan bu kadar ondan sonra zorlanır mı ya? Ya ve bu nefis biliyor bunu kılacak yani. Hani yatma ihtimalimiz yok çünkü yıllardan beri elhamdülillah Cenab-ı Hak nasip etmiş. Ya hani bir günde böyle aşk ile çek ola bismillahirrahmanirrahim. Ya Kabe'de bile olmuyor ya. Ya Kabe'de bile olmuyor yani. Neden? Nefis namazı sevmez. Kim derse ki benim nefsim namazı seviyor, o yalan konuşuyor. Yalan konuşuyor çünkü nefis nedir, ruh nedir bilmiyor. Senin namazı seven, senin Kur'an okumayı seven ruhundur, kalbindir, vicdanındır. Nefis sevmez. Nefis neyi sever? Nefis yemeği sever. Nefis gezmeyi sever. Nefis tatlıyı sever. Nefis çayı sever. Uykuyu sever. Nefis bunu sever. Nefis nedir? Nefis bu bedendir. Sen şu aynaya baktığında görmüş olduğun cismaniyetin senin nefsindir. Bu namazdan hoşlanmaz. Bunu beklemeyin. Ya ben namaz çok zor geliyor. Zor gelecek tabii. Şimdi bir hayvanı dizginlemek zordur. Değil mi? Ehil atla, evcil atlara, ehil atla yabani atlara bakın. Yabani atın üzerine binebilir misin? Binemezsin ama midilli atları var değil mi? Özel yürüyüş teknikleri bile var hayvanın be. Tık 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 zıplaya zıplaya gidiyor. Şimdi o atı o hale getirmek için eğitimlerden geçirdiler. Bizim nefsimiz o yabani at gibi. Nefsi eğer sen söyle nefsi tanımlayamazsan, doğru tanımlamazsan nefisten böyle bu yabani attan midilli yürüyüşünü beklemek gibi bir şey olur. Bunu bekleme, olmayacak. O yüzden nefsimiz namazdan hoşlanmayacak. Bunu bileceğiz bir kere. Sıkılarak namaza kalkman, namazı zorlanarak kılman senin nefsinden kaynaklı, senden kaynaklı değil. Eğer bunu bak doğru analiz etmezseniz sıkıntı şöyle başlar. Ulan şuraya bak biz namaz kılıyoruz ama hala namazda kılmak istemiyor bu nefis. Ulan bizden iyice bozulmuşuz falan dersin. İki günde namazı bırakırsın. Bileceksin ki benim nefsim namazdan hoşlanmaz. Çünkü nefsin mahiyeti ibadetten, kulluktan hoşlanmaz. Bu bir. Evet, devam et. O hakim ise Rabbimiz, Halikimizdir. Şimdi temsildeki hakim vardı değil mi? İki tane hizmetkâne 24 tane altın veren hakim. Kimmiş o hakim? Rabbimiz ve Halikimiz. Ne demek? Rab ve Halik. Cenab-ı Hak denemiş de Rab'la Halik demiş. Yani böyle laf kalabalığı olsun, kitap da olsun. Ondan sonra Rab ve
Halık. Ne demek manasını bilen var mı? En basit manasını. Bana Esma-i Hüsna'yla dua edin diyor Cenab-ı Hak. Kim ki diyor Esma-i Hüsna'yı ezberlerse cennete girer diyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Ya Cemili ya Allah ya Karibi ya Allah ya Mucibi ya Allah, biz ezbere biliyoruz. Yani Risale-i Nur talebeleri olarak tesbihatta ezbere biliriz ama bunu da papağan da biliyor. Şimdi sen papağanı al evde uğraş değil mi? Mesela la ilahe illallah çeken papağan var yani. Ya bir de o kadar güzel çekiyor ki benden daha iyi. Mahreçli böyle. La ile uzatıyor böyle la la. Tamam şimdi bu papağanın söylemiş olduğu gibi değil. Esas olan Esma-i Hüsna dediğin şu kainatta Cenab-ı Hakk'ın yapmış olduğu tasarrufatın, işlerin hangi isimlerle yapıldığını, manasını anlamaktır. Rab demek idareci demek. İdare eden en manası. En basit mana. Terbiye eden. Tamam mı? İki tane Esma öğreneceksiniz bak elhamdülillah. Koyun cebinize gidin. Halik de yaratıcı demek. Yaratan. Adam öyle diyor. Harikalar yarattı. Estağfurullah. Yaratma vasfı ancak Halik'e mahsustur. Hiçbir mahluk, bu isterse futbolcu olsun, tamam mı, harikalar yaratamaz. Harikalar yaratacak olan bir zat var. O da Celle Celaluhu Allah'tır. Rabbimizdir. O hakim ve harikimiz. Neden iki tane esmayı kullanıyor? Çünkü bakın Rab kelimesi, Rab esması Kur'an'da 846 defa geçiyor. Rabbini bilen idare olunduğunu anlar. İdare olunduğunu bilen mahluk olduğunu anlar. Mahluk olduğunu bilen de Halik ile bağını kurmaya çalışır. Çünkü Halık beni idare etmezse ben idare edemem. Taşı sıksan suyunu çıkarırsın gibi laflar kullanıyor. Özellikle ahir zamanın meşhur laflarıdır böyle. Ben ki taşı sıksan suyunu çıkarırım falan. Taşı sıksan suyunu çıkarırsın. Bir kan pıhtılaşması yüzünden hocam mesela değil mi geçmiş olsun. Değil mi? Kalp krizi geçirmiş gencecik yaşta. Stent takmışlar. Hadi idare et bakayım kalbi. Kan değerini idare et ya. Bir tane işte laboratuvarda çalışıyor kardeş. Bir değerin yükselmesi gitti. Bak Osman kardeşim. Gül gibi adam ondan sonra diyor ki ayakta duramıyorum diyor. Devriliyorum diyor, tamam mı? Lan nasıl devrilirsin sen? Seni idare eden Rab ayakta tutuyor. Kayyum olan Allah. Sonra diyor ki sen de biraz bir sendene bakalım. Bir beni tanı diyor. Hop yatağa düşürüyor. Rab ve Halık'ımız bize her gün 24 tane altını hepimizin cebine koyuyor. Bakın şu anda 24 altının 21.10'unu kullandık. Halık'ımız bize verdi. Son 3 saatimiz kullanabilirsek. Evet devam et. O iki hizmetkar yolcu ise biri mütedeyyin namazını şevk ile kılar, diğeri gafil namazsız insanlardır. İki tane hizmetkar vardı ya, birisi kimmiş? Namazını şevk ile kılar. Nasıl ama bak kelimeyi atladın mı orada olmadı. Dikkat et. Mütedeyyin. Ne demek mütedeyyin? Dindar. Dindar. Dindar ne demek? Tabii. Şimdi bak dindarın iki kavramı var, size göstereyim. Bir dindar, tamam mı? Dindar yani dinli adam. Her şeyini dine göre ayarlayan adam. Bir de dini çok dar anlayan var. Bu da dar dinli adam. Şimdi bunu biz böyle deyince hemen işte namazlarla namazsız olarak algılamayın. Böyle değil. Din dediğin hakikat, hayat. Hayatla sen ne kadar dini bağını kurabiliyorsan sen o nispetle dindar olursun. Yoksa ne olur bunu yapmazsan dindar olursun. Vay o namaz kılanların haline diyor ayette değil mi? Camide evliya, dışarıda eşkıya. Medresede evliya, dışarıda yemediğin halt kalmaz. Hacıdan hocadan korkacaksın. İnşallah Müslüman yalanıdır gibi kavramların hepsi bu dindarlar yüzünden çıkmış. Dini dar yaşayanlar. Yani hayatla dini ayırmış laikler. Öyle diyorum ben. Laiklik hemen siyasetle alıyor, alakası yok. Bakın bugün alem-i İslam'ın en büyük derdi dünya ile dini ayıran o laik sistemi biz benimsemişiz. Yani ben namazımla dünyamı ayırmışım. Ben Subhanallah diyorum, dışarıda her türlü haltı yiyorum. Elhamdülillah diyorum, önüme yemek bile beğenmiyorum. Allahu Ekber diyorum ama rızık korkusuna ödüm patlıyor. Dindardır bu. Mütedeyyin kimdir Mustafa? Mütedeyyin dindar. Nasıl ama? Namazı? Şimdi burası. Şimdi namaz kılanları koyalım topun içine, tamam mı? Namaz aradan çıkarılmak için kılınmaz. Bu bir. Hemen kılın kılın. Farzdan gazdan gidelim. Farzlayalım gazlayalım. Meşhurdur bizim ondan sonra böyle teknik tabirler. İnna tane kulü vallahi Allah diyor mesela, tamam mı? Şimdi bu olmadı. Tamam mı? Şimdi bir de en sevdiğimiz sünnetlerdir mesela. İkindi ile yatsı namazının sünnetini kılmamak. Çok severiz yani. O sünnet isteğini ihya noktasında elhamdülillah. Yani Efendimizin o kadar bağlıyız ki ama teheccüd deyince onu elleme. Oğlum şimdi zor şimdi. Kim kalkacak gece vakti teheccüdü? Sabah namazında kalkmıyoruz ki. Şimdi hal böyle olunca sıkıntı. Şimdi sen namazını şevk ile kılıyorsan ne demek bu? Namaz vaktine riayet etmek. Namazı kaçırmamak. Namazı ciddiye almak. Bak bunlar namazı şevk ile kılındığının alametidir. Namaza durduğun namazın kıyafetinle, takkenle, sarığınla, cübbenle ne kadar imkanın varsa bulunduğun ortama göre ondan sonra eyvallah namazı ciddi kılmak. Yoksa tık 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 diye miraç var namaz değil sabah namazı. İnna atana kulüm ola yatak soğumadan yataktasın. Efendimiz miraca öyle çıkmış. Gitmiş gelmiş yatak soğumamış ya bize o miraca en yakın namazımız bizim sabah namazı.
Elhamdülillah. Hiç yatak soğumuyor yani. Ne zaman ben bizim çocukları kaldırıyorum. Bir gün baktım bizim çocuk Mustafa Efendi namazı kıl yattı. Dedim oğlum ne yaptın lan? Abdest almamış. Tamam, uykusu kaçacak çünkü suyu suratına vurunca ondan sonra çocuk haklı yani daha 9 yaşında çocuk şimdi. Şimdi aynı bizim de tak bakıyorsun yatağa girmiş. Ne de oldu şimdi sen yatağa çabuk girdin. Neden? Namazda şevk yok. Şimdi namaza şevk yok. Namaza duruyoruz. Ben her zaman söylüyorum. Subhaneke ilk rekat değil mi? Evzu besmele. Fatiha, zamm-ı sure, arkasından esneme. O da var. Onsuz olmaz yani. Duruyorum ben. Bizim kardeşler elhamdülillah çok şükür ben anlattıkça şevkleri artıyor yani böyle. Bir de ses çıkartacaksın. O ses çıkarmadı mı o esnemenin keyfi çıkmıyor. Şimdi ben Allah aşkına soruyorum. Hocam senin karşına bir öğrencin gelse bak en saltanatın en düşük mertebesinde bir nokta hocamız değil mi? Sınıfta bir saltanatı var yani 20-30 kişiye de öğretmenlik yapıyor. Senin karşına bir öğrencin geldi hocam böyle yapıyor. Hocam. Hocam ne dersin? Saygısızlık değil mi? En basit manada. Hatta şimdi dövmek yok artık dövmezsin. Sosyal medyada yayınlıyorlar artık sizin işiniz zor. Dayakları biz yedik geçmişte o hocalardan da. Şimdi bak bir öğretmenin karşısında esneyemiyorsun. Bir muhtarın karşısında esneyemezsin. Biraz daha çiçeği kaldırın. Git belediye başkanının huzuruna. Belediye huzuruna çıkamazsın ayrı mesela. Belediye çıktın hadi diyelim. Böyle bir kart buldun çıktın. Esneyebilir misin abi şimdi konuşurken? Değil mi? Peki sen söyle akletle çıkabilir misin? Abi caiz diye arkayım buraya. Kardeş caizin karnı geniştir. Caizin yazılışı cim harfiyledir. Cim harfinin karnı geniştir. Caizi doldurdun mu? Oo, ona bakarsan kapıya da namaz kılabilirsin. Dizin altına getir değil mi? Tamam. Biz tatile gittik bir yere böyle. Antalya gibi böyle zenginlerin muhiti biliyor musun? Fakir yani. İşin esprisi tatile gittik. Namaza duracağız. Adam denizden çıktı. Üzerine böyle şort vardı. Havluyu sardı dedi namaz. Abi ne yapıyorsun dedim sen ya. Abi ne var ki dedi ya. Abi bak tamam eyvallah caiz de sen dedim bu şekilde bu otel sahibinin karşısına çıkabilir misin dedim ya. Otel sahibinin karşısına para ver otelin çıkabilir misin bu şekilde? Çıkamazsın. Edepsizlik değil mi? Namazını şevk ile kılmak baştan aşağı kadar tadil erkanından kıyafetine kadar ayakta durma secdene kadar sirayet eden bir hakikattir. Namazı ciddiye almayan adamın ciddiye alınacak hiçbir meselesi yoktur. 2 2 daha 4 bu kadar. Duruyorsun. Her rekatta esnemek. Ben abi sabaha kadar uyumadım. Keşke uyusaydım. Niye uyumadın ki? Huzuru daimidesin zaten ama gaibane huzurdan yani şu anda biz mesela dışarıdayken Cenab-ı Hakk'ın huzurunda olduğumuzu unutuyoruz. O yüzden günaha giriyoruz değil mi? Nisyandan dolayı. Ama oradan geliyorsun namazda hazırhane huzura geçiyorsun. Yani namaza demek en âmi adam da biliyor ki ben namazda Cenab-ı Hakk'ın huzurundayım. Hazırhane huzurdur bu. Yoksa şu kavram yanlıştır. Şimdi ben Cenab-ı Hakk'ın huzuruna çıkıyorum. Daha önce neredeydin? Yani Allah'ın görmediği bazı bölgeler var. Ben oradaydım. Kameranın çekmediği yerler. Şimdi evet Cenab-ı Hakk'ın huzuruna çıkıyorum. Bu da beni görüyor. Artık daha dikkatli olmam lazım. Hayır bu şuursuzluk olur mu? Cenab-ı Hakk'ın görmediği yer yoktur. Cenab-ı Hak her yerde hazır ve nazırdır. Sen şuurunu kaybettiğin için onun farkında değilsin. Namazda en âmi, en basit adam dahi ne anlıyor? Diyor ki ben şu anda Cenab-ı Hakk'ın huzurundayım. Cenab-ı Hakk'ın huzuruna çıktıktan sonra artık senin en azından yani şekli de olsa bunu yapmamız lazım. Bir ciddiyet içerisinde olmamız lazım. Kılığımızla, kıyafetimizle, tekbirimizle, rükûmuzla, secdemizle, uzun secdemizle, uzun kıyamımızla vesaire vesaire. Kıyafetinle, öyle bir kıyafetle namaza çıkıyorsun ki yani bir Kur'an talebesine yakışmıyor bu. Abi ya şimdi adam namaz kılsın da. Ha tamam. Ki adam yeni namaza başlamış. Mustafa yeni namaza başlamış. Ya adam kardeş böyle olmaz işte falan filan deme. Bu adam yeni bırak. Biraz daha ısınsın. Ama işte Mustafa yani burada ders anlatan adam. Özür dilerim Mustafa'cığım. Sen yani bu hakikatlere muhatap oluyorsun. Artık bir çeki düzen ver kendine. Değil mi? Lakaytlığın ondan sonra şeyi yok. Namaz bu yani. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem en önem vermiş olduğu hakikattan bahsediyorum. Vefat ederken bile aman namaza dikkat edin diyor ya. O kadar hassas bir konu ya. Evet. Şimdi buradan konuyu atlıyoruz kardeş. Nereye geçiyoruz? Namazı nasıl şevk ile kılacağımıza geçiyoruz. Yeni birinci sözü açar mısın? Ben de bir çizim yapacağım burada. Kronik faranjit hastasıyım arkadaşlar. Çok fazla konuştuğumdan dolayı boğazımda sürekli Cenab-ı Hak imtihan gereği az konuş diyor bana. Ben de tamam diyorum ama dayanamıyorum. O yüzden çok su içiyorum. Hakkınızı helal edin. Şimdi namazı esnemeden, namazı şevk ile kılmanın yolu nedir? Yani ben nasıl namazdan zevk alacağım? Salih abi nasıl daha çok namaz kılabilirim? Ve hatta hani daha çok kılamasam da kılmış olduğum namaza karşı nasıl ihtiyaç hissedeceğim? Onu formülize etmemiz lazım. Şimdi öncelikle bu kim? Bu sensin, benim yani insan. Bunu kırmızı kalemle çizseydim buna Mustafa diyecektim. Mustafa Berat'tı pembe gömleğiyle ama sen söyle çizemedik. Yanlış atlamışım Mustafa'cığım kusura bakma. Şimdi sen nesin? İsim verdi kardeşim. Fikret abi aramıza hoş geldin. Mesela kendini ne olarak tanımlıyorsun? Sen nesin? İnsansın onu ben de biliyorum canım. Mübarek. Zaten konuşuyorsun. Ama mesela en çok dikkatini çeken noktalar nelerdir? Kasları mı mesela? Omuzların bayağı güzel maşallah.
Akıl sahibisin. Çok güzel. Başka ne dikkatini çekiyor? İradem var. Tamam, güzel. Onu söyleme gerek yok zaten. İradem var. Başka? Acizsin. Maşallah. Güzel. Onu tamam. Melekut boyutunda iki tane şey saydınız. Mesela insanın ruhu var değil mi? Ruh. Sonra vicdanın var değil mi senin? Bir de şuurun var. Bazen kaçırsak da şuursuz hareketler yapsak da var yani o şuur. Kullanmasak da. O şuurumuz var. Ondan sonra böyle devam edebiliriz. İşte Latife-i Rabbani vesaire cihazatımız var bizim. Bir de insanın mülk boyutu var. Yani sen aynaya baktığında görmüş olduğun şu cismi insan olarak tanımlıyorsan, bak sana ben hemen fetvayı veriyorum, sen namaz kılma. Sen hatta din tezgahında uğramana gerek yok. Çünkü senin, sen kendini eğer düşünen bir hayvan, üreyen bir hayvan gibi böyle hayvaniyet vasıflarıyla sürekli tanımlıyorsan, senin dinden alacağın bir nasibin yok. Gerçekten din senin için bir kayıttır. Yani yazık etme kendine yani. Mesela zina yapamayacaksın. Oruç tutmak zorundasın mesela Ramazan'da. Namaz kılmak zorundasın günde 5 defa. Hacca gideceksin. Yani Antalya'ya gitmek varken ne işin var? Bizim kardeşimin öğretmeni yıllar önce öyle diyordu. Yani millete şaşırıyorum ben de. Ne gidiyor Arabistan onu? Araplara para ödüyor. Gitsin Antalya diyor. Yaz ne biçim deniz falan. Yani sığırlıkta zirve yani. Bu kadar sonra ondan sonra nasıl bir kıyas? Neyle kıyas yapıyoruz anlamadım yani. Çöllerle kumsalları karıştırdı herhalde. Ondan sonra... Şimdi insanın mülk tarafı nedir? İnsanın mülk tarafı cesettir, nefistir değil mi? Şimdi önce diyeceksin ki ben bu değilim. Yani ben mideden, uçkurdan ve bu cesetten ibaret değilim. Bakın bunu ehli dünya bile anlıyor. Ehli dünya bile artık insanın bu olmadığını anlıyor. Ama adres şaşırıyor adamlar. Adam mesela ne yapıyor? Diyor ki ruhumu dinlendiriyorum. Ne yapıyorsun diyor? Yoga'ya gidiyorum diyor. Meditasyon. Yapıyor tamam mı? Mübarek. Elini açsa iş bitecek yani. Böyle yapıyor. Üç parmağı aç. Yapacağını Allah de. Tamam işte. Mesele çözülecek. Peki bu neden yapıp işte vesaire şeylerle yapıyor? Çünkü diyor ki bak ruhi açlığım var. Ruhumu dinlendiriyorum. Bir örnek daha vereyim. Daha önce vermiştim bu örneği. Türkiye'nin meşhur yıldızlarından. Yani parke taşı olmayacak insanlardan bir tanesi ama yıldız diye tabir edilen Tarkan var değil mi? Pop star. Pop star adam uyuşturucu kullandı. Ve bu adama sordular niye uyuşturucu kullanıyorsun? Diyor ki bazı eksikleri diyor dolduramıyorum yani. Ulan ne eksiğin var Allah belanı vermesin diyesi geliyor insanın değil mi? Paran, mülkün, etrafında bir sürü karşı cins. Yani he desen sosyal medyada herkes yardırıyor. Aa he dedi Tarkan falan. Bir tıkaça çıkıyorsun 1 milyon satıyorsun. Yani her şeyin var abicim ne eksiğin var ya? İşte heh bu değil. Burası eksik. Burası eksik olunca hiçbir şeye tamamlayamazsınız burayı. İşte din, işte namaz, işte oruç hep buraya bakıyor. Kendini doğru tanımlarsan o zaman dersin ki benim ruhumun, bak benim ruhumun, benim kalbimin ibadete ihtiyacı var. Namaz zorunluluktur, fıtri bir ihtiyaçtır, nefes almak gibi. Ben şimdi örnek vereceğim. Oku bakalım kardeşim. Nereye okuyacaksın? İkinci şeyi okuyacaksın. İkinci ikaz. Ey şikenperver nefsim. Ne demek şikenperver Mustafa? Şikayet. Hayır. Ondan sonra bilemedim. Onda ya bugün çok formun düşük ya. Sen okumuyorsun herhalde bana. Ben de bunu yanıma aldım. Ondan sonra az buçuk bilirdi ya. Ne sorsam çuvallıyor. Üçüncü oldu ya. Heyecan yaptım. Ya. Neyse oldu tabii. Benim yanımda heyecan yapma çok normal yani. İşin esprisi şikenperver demek yemeğe düşkün demek. Yemeğe düşkün müyüz? Sen ne diyorsun ya? Şikenperver yani. Ya o kadar ondan sonra yemeğe düşkünüz çok seviyoruz yemeği. Değil mi? Yemek müthiştir. Olmazsa olmaz yani. Yani bak mesela bir örnek daha vereyim size. Orucu mesela biz yanlış anlıyoruz. Biz oruç tutmuyoruz. Biz aç kalıyoruz. Aç kalınca bizde sinir yapıyor. Oruç insanda sinir yapmaz. Eğer oruçluyken sinir yapıyorsan sen oruç tutmuyorsun. Biraz aç kalıyorsun. Abi işte dayanamıyorum. Tamam işte dayanamayacaksın. Allah mübarek sen bu değilsin. O hayvan 11 ay boyunca beslediğin hayvandan yemi kesiyorsun. Kızacak tabii. Ya en basit kuş besliyorsun evde. Kuşla yemeği kes. Ver bakayım ne yapıyor? Saldırıyor. Elden yemek yemeye başlıyor kuş. Normalde kuşu eline alabilir misin sen? Hareketli alamazsın ama aç bırak, koy, hop geliyor. Niye açım? Hayvan bile ters tepki yapıyor değil mi? Ya şimdi 11 ay boyunca beslemiş olduğun bir cihazattan nimeti kesiyorsun. Sonra o diyor ki ulan ne oldu böyle ya? Yemek, yemek. Bu kızacak. Sen bu değilsin ki buna niye uyuyorsun? Bu bağıracak, öfkelenecek diyor ki sus. Ruhuna bakacaksın. Tatlı bir açlık, iftardaki lezzet aklına gelecek. Diyeceksin ki ya Rabbi hamdolsun beni et ve kemiğe hapsolmaktan kurtaran Allah'a hamdolsun diyeceksin ve oruçun sakinliği üzerinde gözükecek. Eğer bunu yapamıyorsan
Adam oruç tutuyor. İlla Allah ettiriyor milleti. Aman aman oruç tutmasın diyor. Hocam tutmasın diyor. Evi ayağa kaldırıyor herif ya. Oruç tutacak. Tutma. Tabii ya adam yani hayır. Tutma hacım. Oruç bu değil ki. Yazık ediyorsun kendine yani. Yolda iftar açıyor adam yani küfürle. İnsan yemeği sever. Nefis yemeği sever. Şimdi örneği anlatacak. Evet devam et. Acaba her gün ekmek yersin, su içersin, havayı teneffüs edersin. Sana onlar usanç veriyor mu? Hiç her gün kahvaltı yapıyorum diye sıkılan oldu mu aranızda? Gözün açın kahvaltı hazır mı? Hiç. Sanki hiç yememişsin. Aksine yapılmaz da. Değil mi? Aynen öyle. Her gün kahvaltı yapıyorsun. Her gün su içiyorsun. Biz mesela çay içeriz yani. Kırmızı kitaplarımız ve kırmızı çayımız vardı. Yani sen söyle Ebu Bekir neydi? Emrullah abi bize çay yetiştiremiyor. Demdi. Geliyor çay var mı Emrullah? Koy tamam mı? Çay geliyor her çayda böyle yapıyorsun İsmail abiyle. Elhamdülillah ne çay ya falan. Hiç içmemişiz sanki. Her zaman yediğin şeylerden sürekli lezzet alıyorsun. Mustafa Temin geldi ondan sonra yemek saatlerini kaçırmaz elhamdülillah. Ondan sonra içeri girdi böyle. Etli ekmek var ya niye söylemiyorsunuz? Sanki hiç yememiş. Bak etli ekmek bizde mesela biz etli pilavı çok severiz. Dershane olarak teneffüs vakti olarak tamam mı? Etli pilavı çok severiz. Her sene 120 tepsiye yakın etli pilav yeriz biz. Ya her etli pilav yaptığımda millet nasıl dershaneye geliyor biliyor musun? Kaldı mı? Abim sakin ol ya. 120 tepsi yiyorsun ya senede. Bu kadar ihtiyaç neden? Neden bu kadar şek var? Bak şimdi oku. Çünkü. Madem vermiyor. Evet. Çünkü ihtiyaç tekerrür ettiğinden usanç değil belki telezzüz ediyor. Demek ki lezzet almanın yolu neymiş? İhtiyacını hissetmek. İhtiyaç hissettiğin şey sana sıkıntı vermiyormuş. Doğru mu? Yemekte neden sıkılmıyorsun? İhtiyacın var. Yemezsen olmaz. Suda neden sıkılmıyorsun? İhtiyacın var. İçmezsen olmaz. Çayda neden sıkılmıyorsun? İhtiyacın var. Seviyorsun, keyif alıyorsun. İçmezsen olmaz. Bak şimdi. Yani mülk boyutunun ihtiyacını hissedince hemen adresi buluyoruz bak. O yönde 10 numaraydı. Geçen bir abi geldi yanımıza bizim. Sevdiğimiz bir abi. İsmini vermeyeceğim. Göbeği birazcık böyle yüksek. Dedi ki, hocam dedi ben 3 aydır gelmeyeceğim derslere. Neden dedim abi hayırdır? Dedi göbeğim çok şişti dedi. Spora gidip eritmem lazım. Baktım böyle tamam mı? Dedim Allah belanı vermesin dedim ya. Ne oldu abi hocam diyor. Bak şimdi göbek dert yani. Mülk. Yani aynaya bakınca bir Türk var karşısında. Bıyıklı ve göbekli şöyle. Adam bakıyor izliyor dirilişleri millişleri. Hepsi film takibi delikanlılar. Ondan sonra böyle yakışıklı adam bak kaslı. Bir de kendine bakıyor aynada. Allah. şuna bak yani. Göbeğin çıkması çok büyük derttir. Değil mi? Mesela kardeşler, spora giden kardeşler var. Yani omuzların çıksın. İşte birazcık böyle şey olsun. 12 baklava, 22 baklava çıksın. Arka kısımları şey ya, buraları çıksın tamam mı? Neden? Şimdi yürü bir de onu yapınca hemen dar giyiyorsun. Mesela biz dar giyiyoruz, göbek çıkıyor. Adam dar giyince kas çıkıyor. Şimdi tamam mı? Bir de şimdi her cemal ve celal sahibi kendi cemal ve celalini görmek ve göstermek istemenin sırrı vardır. Güzellik yapınca üzerine hemen dar böyle şeylerle böyle kolunu böyle kasaraktan bardağı alırken böyle bütün kasları ortaya çıkararak hareketler yapıyorsun. Çünkü neden? İşte gördüğünüz şişirdim ben bunları. Değil mi? Bak zayıflaman lazım hemen spora gidiyorsun. Değil mi? Spora gidiyorsun. Buran ağrıyor doktora gidiyorsun. Ya şundan şuraya geçemiyoruz. Abim namazın yok. Kardeşim benim bizim daire içinde okumuyorsun. Bak, elinde hakikatler var okumuyorsun. Kardeş error veriyorsun error. Yani error makine alarm veriyor manevi yönden. Kardeş sen iyi görmüyorum ben seni diyorsun. Neyim var hocam ya? Elhamdülillah zımba gibiyim ben. Buradan bahsediyor. Hayvandan bahsediyor. Ben diyor ki sen o diyor ki hayvan. Sen hayvan değilsin ki. Sen bu değilsin ki. Sen busun. Ama bu asır hep bunu ders veriyor bize. Kaslı erkekler, yakışıklı erkekler, uzun saçlı, işte Ertuğrul sakalı, ondan sonra Ertuğrul saçı vesaire. Sosyal medya vesaire. Hep bu. Bundan kurtulamayan kişi dindar olamaz. İstediğin kadar sohbete git. İstediğin kadar hac yap. Hala kendini bu olarak görüyorsan senden bircecik olmaz. Melaikenin secde etmiş olduğu varlık bu değil. Bunun hiçbir değeri yok. Bakın affedersiniz inek kadar değerimiz yok bu noktada. İneğin atık olan hiçbir şeyi yoktur. Yağından tut derisine. Bağırsağından tut dışkısına kadar her şey kullanılır. Ama insanın hiçbir şey kullanılmaz. Ceset itibariyle. Öldü mü kadavradır. Ama insanı insan yapan melaikenin secde etmiş olduğu hakikat budur. Sen kendini bununla tanıtlayıp buranındaki noksanlıkların farkına vardığın anda sen insan olursun. İşte bütün dindarlığın yolu buranın ihtiyaçlarını idrak etmekten geçiyor.
Bunu idrak edemedikten sonra namaz zor gelir. Okumak zor gelir. Zorla okuturlar, zorla çağırırlar. Ya türlü gel biz geldik gelirsin. Sonra Hasan abi gittim 3 ay daha uğramazsın. Ya gidemiyorum ben, istemiyorum. İstemeyeceğim. Oğlum, bu hayvan istemeyecek de burayı ister mi hayvan ya? Bir saatten beri konuşuyorum ya. Değil mi? Canını sıkıldı, aranıza sıkılan ne var lan amma konuşuyor. Uzattı bitmedi tamam, bir saat oldu, çayın oldu. Normalde 25 dakika yapıyorlardı. Nereden geldi? İlk defa gelenler var. Olan bir sohbete gidip bir saat bağlar mı adam ona? Oo hani duruyorsun sıkılıyorsun lan bir geçmedi hala falan filan. Sıkıldın yani. Ama burası bir disk olsa kopardık değil mi? Sabaha kadar. İşte sen bu değilsin. Şuradan kurtul. Ne zaman ki nasıl ki yemek ihtiyacını hissedip yemeğe ve etli ekmeğe koşuyorsun ya. Ne zaman ki sen şunu hissettin başlığını onu anlatacak. Oku. Bitiriyorum az kaldı. Son bir saat hadi. Öyleyse hani cisminde senin arkadaşların olan kalbimin gıdası. Evet, namaz neymiş? Kalbin gıdasıymış. Evet. Ruhumun ağabey hayatı. Ruhumuzun ağabey hayatı. Ağabey hayat ne demek? Hayat suyu. Bir çiçek ektiğiniz zaman o çiçeğin neşvi nema bulması için, açılması için su dökmen lazım. Suyu dökersin, hop o su biiznillah Cenab-ı Hak ondan hayatı halk eder. Ruhun ağabey hayatıdır namaz. Evet. Ve latifi Rabbaniyemin hevai nesimini cez ve celbeden namaz dahi seni usandırmamak gerek. Latife-i Rabbaniyemiz varmış bizim. Ben de bilmiyorum nerede olduğunu. Bunu insaniyetin DNA'sına inmiş olan insanlar bilirler. Böyle ehlullah. Biz bunu anlayamam şimdi. Ben Latife-i Rabbani nerede desem size ben bilmem. Ama böyle bir şey varmış bizde yani. Bilmiyoruz. Hani kullanmasak da gitmesek de görmesek de o köy bizim köyümüzdür gibi. Tamam böyle bir Latife-i Rabbani'miz varmış bizim. Onun da kendine ait olan bir gıdası varmış. Buyur kardeşim. Cenab-ı Hakk'ı sürekli müşahede eden, Cenab-ı Hak'tan hiçbir zaman bağını koparmayan bir duygu. En kısa manası bu ama teferruatını bilmiyorum. Biliyorum dersem yalan konuşuyorum. Evet bu kısmı atlayalım. Biz kalp ve ruhu alalım. Tamam mı? Şimdi böyle bir namaz. Evet. Latifi Rabbaniyemin hevai nesimini cezb ve celbeden namaz dahi seni usandırmamak gerek. İşte bak böyle bir namaz seni usandırmaz. Böyle bir namazı sen 100 rekatla namaz kılarsın. 1000 rekatla namaz kılarsın. Bakın şurada havasız kaldınız. Camları kapatın. Hava azaldı. Ne yaparsınız hemen? Size kimse cam aç der mi? Neden? Niye açtın? Abi patladım. Kimi tipler vardı böyle darlığa gelemez mesela. Mesela ben sıcağı severim. Bana kapat oturmam. Hiç bana elleme ben. Sıcaktan zarar gelmez. Ne gelmişse başıma benim soğuktan gelmiş derim her zaman. Espri babında. Sıcaktan zarar ama adam mesela hemen geliyor böyle kaldırır açar canını. Aç havalansın ya. Darlandım. Bak darlandım. Darlandın. Heh. O darlanmanın cismani boyutu bir de melekut boyutu. Yani gözükmeyen tarafındaki darlanman var. Dünya insanı sıkıyor. Dünya insanı sıkıyor. Bu dünya bir zindan. Bu dünyada rahat yok. Öyle böyle sıkıntı çekeceksin. Bu dünyanın bütün hikmeti seni bir yere yanaştırmak ve götürmek içindir. Bunun farkına vardığın anda işte sen namazla ibadet senin için olmazsa olmaz olur ve artık zorunlu olur. Kimsenin sana namazı kıl demesine gerek yoktur, oku demesine gerek yoktur, Kur'an oku demesine gerek yoktur, zikir çek demesine gerek yoktur. Çünkü sen bilirsin ki benim ona ihtiyacım var. Bunu anlamayan bir insan yani merdivenleri kendi çıkmak istemeyen bir adama arkadan ittirmekle merdiven çıkartamazsınız. Hele bu asır insanı yapamazsınız yani. Zorlamayla olmaz bu işler. Zorla sohbete gelinmez. Hatır için sohbete gelinmez. Ben hep söylüyorum gelme. Yani bu hatır için geliyorsan zorla geliyorsan kardeş ondan sonra yani burada kalabalık yapıyorum bak ben de bağırmak zorunda kalıyorum. Çayımız gidiyor, çorbamız gidiyor, tuvalet kağıdı gidiyor, su gidiyor. Ama zorlanma bak zorla derken zorlanarak gel. Ama zorla gelme. Olmuyor, almıyor, kafam basmıyor. Senin yerin burası değil. Başka cemaatler var canım. Allah İsmaila var değil mi? Süleyman Efendi cemaati var. Bir sürü cemaat var. Kitap adam okuyamaz, zikir çeker. Orada senin yerindir ama bir yere git. Ama zorlanarak gideceksin ama zorla olmaz. Zorla namaz olmaz. İhtiyaç hissedersin. İhtiyaç hisseden kişi namazını bırakmaz. Kitap okumasını bırakmaz. Çünkü ihtiyaç hissediyor. Nefes almak gibidir onun için artık yani. Ha bunu anlamadın mı hep zorlu olur. İttir. Hadi babam kıl. Olmadı. Hep içten yanma olacak. Hayat, bakın kainatta bir düsturdur bu. Hayat hep içten başlar. Civciv yumurtadan içten kırar. Eğer dıştan kırarsanız civciv ölür. Civciv neden peki içten başlıyor hayat? Yumurta yediğiniz zaman dikkat edin. Yumurta bu. Şurada bir boşluk vardır. Yarın yumurta yiyeceksiniz kahvaltıda. Tamam mı? Kırarken dikkat edin. Şurada bir boşluk vardır. Burada Cenab-ı Hak 14 veyahut da 21 günlük havayı oraya monte eder. Buradaki civciv tamam mı? Buradan bu havayı alır bir izninle. Sonra burada hava biter. Ama civciv de gelişmiştir. Ne yapması lazım civciv? Civciv havaya olan ihtiyacı yüzünden ne yapar? Böyle yapar. Öyle yapar. Yumurta çıt 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 çatlar. Ve o civciv bu dar alemden geniş bir aleme yani bu dünyaya çıkar. Nasıl çıktı? İhtiyaç hissetti. Beden mezbelesinden, beden yumurtasından, ruh, kalp, vicdanın o geniş sahrasına çıkmak istiyorsan kabuğunu kır. Alışkanlıklarını terk et. Ortamını terk et. Bozuk ortamları terk et.
Yeni bir hayat istiyorsan mesele içten başlayacak. İhtiyacını hisset. Öteki türlü zorlama olur. Olmaz. Bir olur, iki olur. Üçüncü gün ayak basarsın gidersin yani. Bitirelim hadi hızlı oku biraz. Çok yavaş okuyorsun sen ya. Evet, nihayetsiz teessürat ve elemlere maruz ve müptela. Ve nihayetsiz telezzüzata ve emellere meftun. Şimdi bak burası da şimdi geçeceğiz ama ya nasıl geçeyim ben burayı şimdi ya. Bunu anlamadık, bu da olmaz yani. Şimdi bak bu kadar dedik. Bir de insanın bir mahiyetini de söyleyeyim. Az kaldı, bitiriyorum. Böyle diye diye aslında bir saat daha götüreceğiz. Şimdi çok fazla emelleriniz var değil mi? Gelecekle ilgili planların var mı? Ne var mesela? Ne olmak istiyorsun? Üniversite kazanmak değil mi? Üniversiteden sonra iş başlayacak. Sonra bitmeyecek. Her geçmiş olduğun dağın arkasına bir dağ daha çıkacak. Şimdi bak mesela Osman kardeşim evlenmek için uğraşıyor. Baktı olmayacak artık. Tamam, evlendim. Bitti mi her şey? Bitmedi. Sonra çocuk. Sonra çocuğun eğitimi. Sonra evlilik. Valla derken bakmışın ki sonu gelmiş. Bakın hiçbir sığırın gelecekle ilgili bir düşüncesi olmaz. Mesela bir ağıra gidin. Hiç düşünen minek gördünüz mü? Ne olacak böyle ya? Her gün saman yiyoruz. Bu ağırlara tıkıldık kaldık yani. Kaç seneden beri böyle. Tamam mı? Şuraya bak, her yer pislik içinde, gübre içinde. Biz hijyenik bir ortam istiyoruz falan diyen. Yoktur. Çünkü şuur yoktur değil mi? İnsan böyle mi? Bu herkes neler düşünüyor kafasında. Adam bir namaza durmuş. İmam namazı kıldırıyor. Selam vermiş. Üçte selam vermiş imam. Sormuş cemaatte o. Cemaat demiş ya, üçte mi verdik, dörtte mi verdik? Bir tane demiş ki, hocam demiş, üçte verdin demiş. Bak kesin söylüyorum. Nereden biliyorsun? Bak hocam demiş, benim demiş dört tane dükkanım var. Ben ilk rekatta ilk dükkanı içine bitirdim demiş. Tamam mı? İkinci rekatta ikinci dükkanı, üçüncü dükkanı bitirdim. Sen diyor dörde geçmedin diyor. Dördüncü dükkan kaldı diyor, tamam mı? O yüzden diyor tekrar kılmamız lazım. Namazda bile biz gelecek planını yapıyoruz. Bir. Bir de hadsiz şeylerden biz teessürat alıyoruz. Mesela ufacık mikrop seni teessür ediyor, üzüyor, yamultuyor değil mi Osman abi? Gittik mikrop bulaşmış. Diyor mikrobik olarak bir hastalık var. Mikrobik. Yani o ne diyorlar o alete? Mikroskop. He, onu bildin elhamdülillah ya maşallah. Mikroskopla görebilmiş olduğun bir varlık seni ne yapıyor? Bir izinden yere seriyor. Ve sen en ufak mikroptan ta en büyük gezegenlere kadar korku içerisindesin. Şimdi NASA bir açıklama yapsa dese ki dünyamıza yaklaşmakta olan şu kadar hızda bir ondan sonra gezegen var. Dünyamıza çarpma ihtimali çok yüksek. Eğer ehli iman değilsen, şuur iman sahibi değilsen dersin. O ayva yedik yani. Geçmişte böyle bir şey olmuş. Amerika'da niceleri evlerini terk etmişler. O da enteresan. Nereye kaçıyorsun yani? Dünya çarpınca o senin evin boş mu kalacak yani? Aynı yuvarlak içerisinde yaşıyorsun ama şuursuzluk insana bunu yaptırır. Bak en ufak mikroptan en büyük gezegene kadar seni üzen hadise var. Düşmanların var. Gelecekle ilgili endişelerin var. Sen söyle. Geçmişten gelen de elenlerin var. Bak bir de o da sıkıntı var. Hepimizin geçmişe ait bir sürü sıkıntısı yaşamıştır değil mi? Adam yapmıştır. Hain herif. Hayatta unutmam ben onu. Yıllar geçmiş hala unutmuyor adam. Ne zaman görse aklıma geliyor. Ben bir şey görüyorum eskilerde mesela oğlan diyorum okul yıllarında aklıma geldi. Tamam bu geliyor. Yaş 40 olunca sizler bunları anlamazsınız. Biz artık değil mi Salih abi? Allah'ın izniyle. Tetris görünce ulan vay be neydi o Tetris falan. Siz Tetris bilmezsiniz mesela. Bilmezsin Tetris'i. Tetris bana çocukluğumu hatırlatıyor mesela. Bak Tetris'im olmamıştı benim. Bir yaradır bende yani. 3 tekerlekli bisikletim olmadı. Her 3 tekerlekli bisiklet gördüğümde ben... Benim için bir elem verir yani bak. Ya bu kadar bir geniş yelpaze olan bir varlıksın sen. Şimdi böyle bir varlık. Bak hassiz emelleri, hedefleri, hassiz elemleri olan ve hassiz düşman olan bir varlıksın. Evet Mustafa'cığım gir devreye. Evet nihayetsiz teessürat ve elemlere maruz ve müptela, nihayetsiz telezzüzata ve emellere meftun. Ve pür sevda bir kalbin kut ve kuvveti, her şeye kadir bir rahim-i kerimin kapısını... Niyaz ile çalmakla elde edilir. Her şeye kadir olan, her şeye gücü yeten bir Rabb-ı Rahim'in dergahına kapı çalmaktır Barış. Vuruyorsun. 5 vakit boyunca sen, ben bunu yapıyoruz. Velev ki şuursuz da olsa. İhtiyaçlarımı karşılayacak, ihtiyaçlarını hissettiğin zaman namaz farklı olur, dua farklı olur. Bugün biz neden böyle dualarımız böyle şekil kalıyor? Allah'ım şunu yap, şunu yap, şunu yap, bitti. Şunu yap, şunu yap, şunu yap. Her 5 vakit namaz hep aynı şeyleri söylüyoruz. Ben öyleyim yani. Veyahut da haber 7'ye bakarak dua ediyorum mesela. Facebook'a bakarak dua ediyorum. Neden? İhtiyacın yok. Ama bir ciddi bir ameliyat olsan, bir hastalık geçirirsen ne dua edersin? Yana yakıla. Çünkü ihtiyacın var. Değil mi? İşte bu ihtiyacı ne zaman hissettin? Kadir-i Rahim'in dergâhına gitmek, namaz bize öyle keyif verecek inşallah. Evet, bitiriyoruz. Evet, şu fani dünyada kemal-i süratle ve velâ-i firâkı koparan giden ekser mevcudatla alakadar bir ruhun, ab-ı hayatı ise her şeye bedel bir mabud-u bakinin
bir mahbudu sermediğinin çeşme-i rahmetine namaz ile teveccüh etmekle içilebilir. Cenab-ı Hakk'ın mabudu baki, sevilecek baki olan bir zat Cenab-ı Hak. Onun dergahına biz namaz vasıtasıyla bağlanıyoruz. O yüzden namaz huzura kabuldür. Bazen namaz kılmadığını zannedersin. Hakikaten namaz huzuruna alınmıyorsun demektir. Allah korusun. Bakın çok ciddi bir sıkıntı bu. Namaz mı kılmıyorsun yoksa seni kabul mü etmediler? Şurada reis cumhur otursa. Herkesi tek tek içeri alsalar. Tamam mı? Ondan sonra Salih abi sana sıra geldi. Tak kapattılar kapıyı. İçine oturmaz mı? Ya almadılar ya. Lan ben göremedim ya. Herif almadı. Bir de böyle almayacak seni ya. Değil mi? Oturur içine. Rabbul alemin günde 5 defa yapmış olduğu davete sen icabet etmediğini zannediyorsun. Hakikatta sen dergah-ı ilahiyeye kabul edilmiyorsun olabilir. Allah korusun bakın. O yüzden davete icabet edeceksin. Bu bir vesile olsun kılmayanlar için. Kılanlar için de şirk vesilesi olsun. Önce başta nefsim olarak. Cenab-ı Hak inşallah namazın hakikatini anlamayı bize nasip etsin. Bir namazımızda şöyle bir miraçvari bir namaz kılmayı, secdeyi hayret etmeyi Cenab-ı Hak hepimize nasip etsin. Namaz kılmayanlara da namaz kılma kolaylığı ihsan etsin. Hakkınızı helal edin. Uzattık. Ondan sonra bir Fatiha'yı da bitir. Subhaneke la ilme lena illa ma 'allamtana inneke entel alimul hakim velhamdülillahi rabbil alemin.